iyi çalışmalar, sağlıklı, güvenli, güzel günler diliyoruz. Bugünkü basın toplantımızı Genel Başkan Yardımcımız Sayın Seyit Torun'la birlikte yapacağız. Ancak malum sosyal mesafe gereği Seyit Bey'i sizin bulunduğunuz bölümü aldık. Biraz sonra ben onunla yer değişeceğim. Seyit Torun'un da Sayın Genel Başkan Yardımcımızın da son günlerde yaşanan yardım ile ilgili e, önemli açıklamaları olacak. Tabii bir yandan korona virüsüyle salgınıyla milletçe mücadelemiz devam ederken vatandaşlarımız evde kalma uyarılarına, çağrılarına titizlikle uyarken Türkiye'nin yeni bir gündemi de hepinizin bildiği gibi kamuoyunda af kanunu tasarısı diye bilinen ama aslında infaz indirimini kapsayan, içeren teklifin dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesiyle birlikte cezaevlerinde zor koşullarda gayri insani koşullarda bulunan hükümlü ve tutuklularımız ile evlerinde çıkmayan onların yakınları meclisten güzel haberlerde bekliyorlar. Beklenti yüksek. Beklenti yükseltildi. Umarım e, beklenti kamu vicdanını kanatmayacak bir şekilde ve objektif, adil bir şekilde karşılanır. Önce hemen şunu belirtmemiz lazım değerli arkadaşlar. 2002 Türkiye'sinde cezaevlerimizde sadece 57 bin insanımız vardı. Hükümlü ve tutuklu toplam. Geldiğimiz bu noktada aradan geçen 18 yıllık AK Parti iktidarları, iktidarı, hükümetleri döneminde bugün cezaevlerinde 300 bin insan var. Şöyle de zannedilmesin. Bu FETÖ darbesinden dolayı sayı bu kadar şişti zannedilmesi. FETÖ darbesinden kaynaklı ve diğer terör örgütü mensubu olarak cezaevinde bulunan insanların sayısı yaklaşık 40 bin değerli arkadaşlar. Diğerleri yanlış yönetimlerin ve hukuksuzlukların kurbanı, suç üreten politikaların kurbanı olarak cezaevinde. Değerli arkadaşlar, bir vaka vardır. Olağanüstü dönemler sonrasında uygulanan olağanüstü hukuk hep peşinden af tartışmalarını getirmiştir. Olağan dışı bir hukuk uygulandığı için, olağan dışı bir hukuk yürürlükte olduğu için bugün Türkiye'de hep birlikte af tartışıyoruz. Aynı şekilde rejim değişiklikleri ya da rejime müdahaleler yani darbe ve muhturalar da sonrasında hep af tartışmalarını gündeme getirmiştir. Dolayısıyla bir baktığınız zaman 27 Mayıs bütün darbelerin anası ve belası olarak nitelediğim 27 Mayıs 1960'tan sonra Türkiye'de 1966 affı yaşanmış. 12 Mart 1971 muhturasından hemen sonra 1974'te Türkiye yine bir afla yüzleşmiş. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra Türkiye bildiğiniz gibi 1991 affıyla karşı karşıya kaldı. Yine devlet güvenlik mahkemeleri uygulamalarından kaynaklı olarak da 99'da bir af sürecini hep birlikte yaşadık. Şimdi AK Parti uygulamaları ve 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında yıl 2020 Türkiye'nin gündeminde yine af var. Buradan şuraya geliyoruz. Demokrasimiz tıkır tıkır çalışsa, müdahale olmasa, hukuka saygılı olunsa Türkiye af tartışmalarını konuşmayacak. Ve görünen o ki 57 binden cezaevlerindeki insan sayısını 300 bine çıkarmak, 300 bine çıkması şunun da neticesidir. AK Parti politikaları suç ve suçlu üretmiştir. 57 binlere, 300 binlere. Ve geriye dönük de Türkiye'de AK Parti'den önce cezaevlerindeki ortalama rakam 60 binin hep altındadır. Yani bu cezaevindeki insan sayısını 6 katına çıkarmak AK Parti'nin suç ve suçlu üreten politikalarının Ürünüdür bir, ikincisi yürütmenin vesaisin, vesayetindeki yargının tartışmalı kararlarındadır. Burada arayacağız. Değerli arkadaşlar peşinen söyleyelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaklaşımı eşitlik üzerinedir, infaz adaleti üzerinedir. Bu af ilk gündeme geldiğinde Grup Başkan Vekilimiz Sayın Özgür Özel de söylemişti. Prensip olarak affa karşı değiliz geldiğinde ne getirdiklerine bakacağız ve değerlendirmelerimiz yapacağız şeklindeydi. Kamu vicdanını kanatmayan, kapsamda adaleti sağlayan bir yaklaşım talep ediyor ve bekliyoruz. Şu anda arkadaşlarımızla birlikte teklifi, 70 maddelik teklifi incelemeye devam ediyoruz. Elbette kırmızı çizgi olmaz mı? Olur. Başta söyledim. Bunun kamu vicdanını kanatmayan bir düzenleme olması şarttır. Askerimize, polisimize, vatandaşımıza kurşun sıkan, bombalayan, mayınlayan, eline silah almış hiç kimsenin affedilmesini bu yönüyle doğru bulmayız. Gene aynı şekilde elbette kadına ve çocuğa cinsel tacizde, tecavüzde bulunan, kadına şiddet uygulayan insanların affedilmesi de kamu vicdanını kanatır. Ve elbette gençlerimizi zehirleyen uyuşturucu baronlarının affedilmesine de kamu vicdanı sıcak bakmaz. Bunları biliyoruz. Ama burada tablo şu. Konuşmak mı suç? Adam öldürmek mi suç? Vallahi billahi AK Parti'ye göre konuşmak daha büyük suç. Adam öldürmek o kadar büyük bir suç değil. Yani gasp, darp, çıkar amaçlı e, suç şebekesi kurmak, dolandırıcılık. Bunlar suç değil. Bunların hepsini salı verelim diyen bir yaklaşımla karşı karşıyayız. Konuşmak, düşüncesini açıklamak, tweet atmak, mitinge katılmak, haber yapmak suç. Bunlar cezaevinde kalsın. Gelen teklif bu aziz milletim değerli arkadaşlar konuşanlar düşüncesini ifade edenler içeride kalsın. Dolandırıcılar, uyuşturucu içenler, kullananlar, satanlar, çıkar amaçlı suç örgütü kuranlar, efendim gasp, darp işlerine bulaşanlar dışarı çıksın. Teklifin, gelen teklifin kaba olarak mahiyeti bu. Cezaevleri biraz dolu seyrelti verelim. Yani bu cezaevleri niye doldu? Bu cezaevlerinin bu kadar dolmasına yol açan politikalarımızı gözden geçirelim yok. Bizim iktidarımızda cezaevindeki insan sayısı altı katına çıktı. E şimdi orada bunu biz bunlara bakamıyoruz. Bunu seyreltelim. Yaklaşım bu. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti. Anayasamızın ikinci maddesinde bu düzenlenmiş. Devletimizin insan haklarına dayalı bir hukuk devleti olduğu oraya yazılmış. İnsan haklarının birinci şartı da yaşama hakkıdır. Ve devlet evindekinin yaş insanın evinde oturan insanın, dışarıda gezen insanın yaşama hakkından çok sorumlu olmayabilir. Sorumludur elbette ama cezaevindeki insanın yaşama hakkı devletin teminatı altındadır. Devletin burada sorumluluğu vardır. Manzara ne? 20 kapasiteli, 20 insanın kalabileceği insani şartlarda o bile zor doğru değil ama koğuşlarda 60-70 insanın kalıyor olması ve nöbetleşe uyuyor olması, aynı yatakta iki kişinin yatıyor olması. Ama mantık şu. Ben biraz seyrelteyim. Buradan söylüyorum. Bütün cezaevlerini boşaltalım. AK Parti'nin tümünü boşaltalım isterseniz. AK Parti'nin bu uygulamaları devam ettiği sürece iki yıl sonra cezaevlerinde bu kadar insanı gene buluruz. Çünkü konuşan herkesi en az e, beş ay cezaevinde yatıracak bir teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. Erdoğan ve politikalarına karşı olan herkesin beş ay cezaevinde yatmasını teminat altına alan bir teklif şu anda. Ben ve arkadaşlarım yukarıda inceliyoruz. Bu kabul edilebilir değildir değerli arkadaşlar. Afak karşı değiliz tekrar söylüyorum. Siyasallaşmış yargıya, baskıcı zihniyete ve muhalefetin AK Parti ve Tayyip Erdoğan karşıtlığının kriminalize edilerek onların cezaevine koyulmasını düzenleyen bir teklife doğal olarak karşıyız. Haber yapan, görüş açıklayan gazetecilerin terörist ilan edilip ceza verildiği bir mekanizmaya karşıyız. Tweet attığı için, mitinge katıldığı için, düşüncesini söylediği için terörist olarak yaftalanıp hapse atan zihniyete karşıyız değerli arkadaşlar. Korona değil, senin düzenin beni öldürür diyen tır şoförünün hakim önüne çıkarıldığı bir sistemde af çözüm olmaz. Önce kafayı değiştireceksin sana zırnık yok diyen insanın hakim karşısına çıkarıldığı ve hakaretten ceza talep edildiği bir sistemde toplumun önüne af teklifiyle çıkmak komiklikten başka hiçbir şey değildir. Demin söyledim cezaevleri bir yıl sonra böyle giderse tekrar dolar hep boşaltsak bile bu yüzden <laughs> yargıyı sopa olarak kullanmayan ve İnsan haklarını önceleyen, hak ve özgürlükleri önceleyen, demokrasiyi önceleyen bir yönetimin Türkiye'de bir an önce tesisi lazım. Çalışıyoruz. Cuma günü komisyon var. Cuma gününe kadar çalışacağız. Arkadaşlarımızla değerlendirmelerimizi yapacağız. AK Parti dahil diğer siyasi partilerle görüşmelerimizi yapacağız. Biz buna arka kapı diyoruz. Bu görüşmeler sonrasında kanunun, teklifin kamu vicdanını kanatmayacak bir hale gelmesi için elimizden geleni yapacağız. Beklentilerin çok yükseltildiği bu dönemde Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz de konuya son derece insani hukuk kuralları içinde yaklaşacağımızı buradan beyan ve taahhüt ediyoruz. Tekrar altını çiziyorum. Askerimize, polisimize, vatandaşımıza kurşun sıkan, bomba atan, mayın kur tuzakları kuranların affedilmesi kamu vicdanını kanatır kadına çocuğa cinsel taciz tecavüz edenlerin affedilmesi kamu vicdanını kanatır ve uyuşturucu baronlarının affedilmesi kamu vicdanını kanatır. Düşüncesini açıkladığı için bir terör örgütünü övmüşsün diye, düşüncesini açıkladığı için bir terör örgütüne yardım etmişsin diye insanların cezaevinde tutulması da kamu vicdanını kanatır. Değerli arkadaşlar, Diyanet Başkanlığımız... Ee, üzülerek ifade etmek zorundayım. Kamudaki, kamuoyundaki saygınlığına ve itibarına halel getirecek işler yapmaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanı sarayın arzusuna göre dini gerekçe ve dayanak yaratamaz. Sayın Başkan. Sarayın saraydaki Cumhurbaşkanı'nın AK Parti Genel Başkanı'nın her basın toplantısında ifade ettiği hususlara, onun arzu ve isteklerine, onun dayatmalarına sen dini dayanak ve gerekçe yaratmak için orada değilsin. Bundan vazgeç. Bu yanlıştır. Bunun altını çizmek istiyorum. Diyanet hepimizindir. Diyanet Türkiye'nin en önemli kurumudur. Ama Diyanet İşleri Başkanımız bugünlerde adeta Erdoğan'ın sözcüsü gibi çalışmaktadır. Erdoğan'ın istediği her şeye dini bir dayanak ve gerekçe yaratmak Diyanet İşleri Başkanı'nın işi değildir. Diyanet İşleri Başkanımızla da Diyanet İşleri Teşkilatımızla da çatışmaya girmek düşünce bazında tabii fikri bir çatışmaya girmek arzu ettiğimiz en son şeydir. Ama Sayın Başkan'ın tutunma uygulamaları kamu vicdanını rahatsız etmektedir. Bunu da bu vesileyle söylemiş olayım. Türk Hava Yolları'nın şu uygulamasını hemen hatırlatmamız lazım. 158 pilotun pilotlarımıza meftun şükranız, hosteslerimize, pilotlarımıza bizim hayatımızı kolaylaştıran çok değerli görevler yapıyorlar. Ama 158 özel hava yolunun yapmadığını isim vermeyeyim Türkiye'de biliyor herkes. Özel hava yolunun yapmadığını Türk Hava Yolları'nın yapıp 158 pilotu ücretsiz evine göndermesini de ayıpladığımı, yadırgadığımı buradan hem e, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanına hem de Yeni Ulaştırma Bakanına hatırlatmak isterim. Bir bağış tartışması var. Gönüllü bağışın adı zorunlu bağış oldu. Bu işin tam adı korona vergisidir. Korona vergisidir. Değerli arkadaşlar, hani hep söylüyorum Suriyelilere 40 milyar dolar daha harcarım diyen Erdoğan'a soruyorum. O 40 milyarı bitir. Bütün millet bütün varlığını sana verecek. Ama sonra 40 milyar ortaya çıkar önce bir harca. IMF'ye 5 milyar dolar borç verecektin. O 5 milyarı bir harca. Bir harca. Hani eee <laughs> dünyanın en büyük 17 ekonomisinden birine sahiptik. Hacmen öyle. Kanal İstanbul'a 75 milyar doları ya harcarım ve yaparım diyordu. Nerede bu 75 milyar dolar da? Şimdi millete salma saldı. Bağış, yardımlaşma milletimizin karakteristik özelliğidir. Biz milletçe bu işin altından kalkarız. Ama devlet alan el değil, veren el olursa devlettir. Alan el olan devlet olamaz. Alan el muhtaç olan eldir. Sen devlet olarak kamuda çalışanlara genelgeler yollayıp şu kadar parayı verirsen verirsin vermezsen seni fişlerin mantığıyla bu işi götürmek en hafif tabirle ayıptır. Edepsizliktir. İtalya'ya yardım kollerini gördük. Güzel Cumhurbaşkanlığı forsumuz da koyulmuş. Aklıma şu geldi. Sultanahmet'te dilenir, Ayasofya'da sadaka dağıtır diye bir söz vardır. Sözde iş vardır. Niye bunu söylüyorum? Adıyaman valisi diyor ki, Milli Eğitim Müdürü, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan diye başlıyor. Paraları toplayın. Ilgili hesap numarasına yatıldığına dair banka dekontunu müdürlüğümüze gönderilmesi hususunu rica edin. Bu eşkıyalık. Parayı yatıracaksın diyor Milli Eğitim Müdürü. Dekontu da müdürlüğe göndereceksin diyor. Adıyaman Milli Eğitim Müdürü'nün yaptığının Türkçe karşılığı eşkıyalıktır. Yalakalıktır. Cumhurbaşkanına yaranma güdüsüyle bir iş Bundan bir şeyi, bundan bir şeyi. Yargıtayımız da boş durmamış ve hemen yargıtay başkanımız alt sınırı bin lira olmak üzere tetkik hakimler için, e, personelimiz için de alt sınır yüz lira olmak üzere yardım yapılma talimatı vermiş. Vallahi şimdi yargıtaya laf söylesek cezaevine gideriz. Ne diyeyim ben şimdi? Yargıtay Başkanı nedir bu kardeşim nedir? Bir bağış kampanya e, kampanyası açıldığını söyleyebilirsen hani bizim belediye başkanlarımıza yasaklanan kampanyayı Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanı Hazretleri açtı, isteyen yardım etsin dersin. Bu ne ya? Bunun adı da hani Arıyaman Milliyetim Müdürü'ne eşkıya dedim ya. Bunun adı da kepazeliktir. Yargının en üstünde Türkiye'ye korona vergisini kendi birimindeki tetki hakimlerine ve yargıta üyelerine talimatla para yatırılmasını e, emretmek bu da kepazeliktir. E tabi Yargıtay Milli Eğitim çalışır da özel sektör ya da pardon özel değil bu da bir kamu kit. BOTAŞ. En az iki en az e, kapsam dışı personelimizden 400 kapsam içi personelden 200 lira yatıracaksın diyor. Bunun adı da haraçtır, haraç. Böyle örnekler çok. Seyit Bey'in zamanını çalmak istemiyorum. Şimdi bunlar bir anda yapılırken millete korona vergisi salınırken bir yandan şu yapılıyor ama Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimize de deniyor ki bir dakika kardeşim sen kimsin? Yangın var. Bizim belediye başkanları ellerine kova almış koşuyorlar. Bırakın o kovaları. Ben de bir kova var. Bundan sönerse söner. Yaklaşım bu. Sayın Erdoğan unutmasın. Bir kovayla yangın sönmez. Ama sen bu yangını kendin için bir siyasi çıkar vesilesi görüyorsan bu ayıp da sana yeter. Belediye başkanlarımıza, belediyelerimize yönelik bu <laughs> kamuoyunda çok tartışılan, çok abes ve garip bulunan konu için sizlere şimdi genel başkan yardımcımız, yerel yönetimlerden sorumlu Sayın Torun bilgilendirecektir. Sayın Seyit Torun, buyurun sosyal mesafe gereği siz yaklaşırken ben ayrılacağım. Evet, Kurum Başkan Vekili'miz Engin Altaya çok teşekkür ediyoruz. Değerli basın mensupları, sizlere de sağlıklı, koronasız günler diliyoruz. Evet, Sayın Altay'ın ifade ettiği gibi belediyelerimiz şu anda maalesef bağışlarını, vatandaşın gönülden, kalpten yaptığı bağışları alamama sorunuyla karşı karşıya. Bildiğiniz gibi. Ankara Büyükşehir Belediyemizle başlayan ve daha sonra İstanbul ve diğer belediyelerimizle de devam eden bir bağış süreci oluşturuldu. Burada Sayın Genel Başkanımız da gelen yoğun talepler üzerine belediyelerimize bu talimatları verdiler ve belediyelerimizde bu bağışla ilgili çalışmalara başladılar. Tabii bu çalışmalar başladıktan sonra hepinizin bildiği gibi. O günün akşamı Sayın Cumhurbaşkanı yeni bir kampanya başlattı ve e, bu kampanyayla birlikte e, Türk milletinden e, koronavirüsüyle mücadele etmek amacıyla kaynak talebinde bulundu. Değerli arkadaşlar belediyeler vatandaşın en temel, en önemli hizmetlerini yürüten birimlerdir. Vatandaşa en yakın olan birimlerdir. Sonuçta vatandaş herhangi bir talebi olduğunda Herhangi bir sıkıntısı, derdi olduğunda başvurduğu bir kurumdur belediye başkanlarımız. Şehri emindir. Şehrin emin kişisidir. Ve bu süreçte de hepinizin bildiği gibi çok önemli görevlerde bulundular. Sorumluluklarını yerine getirdiler. Bu salgının yayılmaması için, önlenmesi için birçok harcamalarda bulundular, birçok yatırımda bulundular. Şu anda Maske üreten belediyelerimiz var. Hijyenik malzeme üreten belediyelerimiz var. Ve bütün toplumsal alanları, bütün kamu alanlarını steril hale getirdiler. Ve vatandaşlarımızın A'dan Z'ye her türlü ihtiyacını gidermek için de çalışmalar yaptılar. Tabi bu süreç içerisinde bu çalışmalar görülünce vatandaşımızın Belediyelerimiz bu gayretini görünce bağış yapmak için de talepleri oldu. Bu çalışmayı bir yerde takdir edip kendisinin de birey olarak azdan çoktan katkı sunarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılması, bu sorunun çözülmesi için katkıda bulunmak istediler. Burada ne var? Ve bunu yaparken de bu bağışı yaparken de belediyelerimiz Yasal belediye başkanlarımız yasal yetkisini kullanarak bu bağışları kabul etti. Şimdi bakın 5393'ün 15 39 38 14 ve maddesine göre bu bağışları rahatlıkla alabilir. Ayrıca 5216 sayılı kanuna göre 18 ve 23. maddesine göre de açıkça tarif edilmiş, açık net, hiçbir yoruma mahal bırakmamış. Belediye başkanı bağış kabul eder diyor. Kaldı ki bu bağışlar belediye bütçesine alınacak ve oradan ihtiyaç sahiplerine bir şekilde dağıtılacak ve o eksiklik giderilecek. Hepsi denetim altında gerek Sayıştay'ın denetiminde gerekse İçişleri Bakanlığı'nın denetiminde. Ama siz diyorsunuz ki şimdi hayır yapamazsınız. Bunu sadece bir kişi yapar. E o kişi yapıyor yapsın. Ona itiraz yok. Ama belediyelerimiz de çözüm üretmek istiyor. Şu anda olağanüstü bir dönem yaşıyoruz. Çok önemli bir dönem yaşıyoruz. Burada artık ayrışmanın zamanı değil. Bakın evde kal diyoruz. Ama bu evde kalmanın bir bedeli var. Bizim evde tutmamız lazım. Evde tutmamız için de o insanların belli ihtiyaçlarını gidermemiz lazım. Bugün taksici, Bugün lokantacı, bugün berber, bugün gündelik çalışan insanlar toplumda birçok kişi mağdur evlerinde. Birçok telefon bize de geliyor bu anlamda yardım edilmesi için. E bu mağduriyetin giderilmesi bir şekilde hepimizin görevi. Yani yardım toplamak sadece Cumhurbaşkanlığının görevi değil. Bağış toplamak. Aynı zamanda yerel yönetimlere de bu yetki açık net bir şekilde verilmiş. Bakın belediyelerimiz gerçekten bu süreç içerisinde sadece kendi alanlarında görev yapmadılar. Birçok sağlık tesisine katkıda bulundular. Hastanemizden tutun birçok alanda doktorlarımıza, sağlık personelimize birçok katkıları sundular. Ama şimdi maalesef engelleniyor. Cumhurbaşkanı sözcüsü diyor ki Fahrettin Altun halktan kalp gelen talep üzerine topladık. E belediyelerimiz de zaten aynısını yaptı. Vatandaş sözlerimin başında söylediğim gibi vatandaş dedi ki ben de bu olumsuzluğa yaşadığımız bu sürece katkıda bulunmak istiyorum. Elimdeki imkanımı ihtiyaç sahibi olan insanlara aktarmak istiyorum. Bana yardımcı olun dedi. Ama siz şimdi Size gelince bu iş yasal ama belediyelerimize gelince bu iş yasal değil. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Bunu engelleyenler şu anda suç işliyor. Açık seçik suç işliyor. Şu anda yasanın amir hükmünü uygulatmamak bir suçtur. Bunu tekrar uyarmak istiyorum. Şimdi tabii bir şeyi de altını çizmek lazım. Bugün Konya Büyükşehir Belediyesi de topluyor. Kahraman Kazan Belediyesi de topluyor. Ve şu anda birçok AKP'li belediyede bu faaliyetleri sürdürüyor. Efendim onlara bu yasak değil mi? Yok efendim meclis kararı almış, şu almış, bu almış. Bunları bir tarafa bırakalım. Şu anda olağanüstü bir dönem yaşıyoruz. Hepimiz birlik, beraberlik içerisinde bu beladan kurtulmak için mücadele etmek zorundayız yasaları evirerek, çevirerek, önümüze koyarak engellemeyin. Engellemeyin. Yarın bunun hesabı sorulur size. Vatandaş yarın bu ihtiyaçlara ulaşamadığında, mağdur olduğunda bu hesabı sorar. Bu eksikliği hep beraber gidelim. Giderelim. Ne mahsuru var? Yani belediyelerimizin böyle bir bağışı toplayarak vatandaşımızın sorunlarını gidermede onun şu anda içinde bulunduğu sıkıntıdan kurtulmasına yardımcı olmada ne mahsuru var? Ama siz diyorsanız ki hayır her şeyi ben bilirim, her şeyi ben yaparım, bunun vebalini de tek başına alırsınız. Bunun sorumluluğunu da tek başına alırsınız. Buradan tekrar uyarmak istiyorum ve rica ediyorum. Belediyelerimiz sonuçta gerçekten İçinde bulunduğumuz daha önceki krizden dolayı ve yaşadığımız bu süreçten dolayı zaten ciddi ekonomik kriz içerisinde. Çırpınıyor her biri vatandaşımıza fayda sağlamak için. Ama bu değerli katkıları vatandaşımızın kendi iradesiyle, öz iradesiyle, o yardım etme heyecanıyla yaptığı bu bağışları engellemeyin. Yaptığı bu bağışları engellerseniz yarın vatandaşımız mağdur olur ve bu da doğru olmaz. Birlik beraberlikten söz ediyoruz. Bakın vatandaşımızı evde tutmak için çabalardan bahsediyoruz. Onların toplu alanlarda bulunmaması için uyarılarda bulunuyoruz. Bu çağrıları hep birlikte yapıyoruz. Bu süreç hepimizin. Sağlık Bakanlığı kendi sorumluluğuna düşen işleri yapıyor. İçişleri Bakanlığı kendi sorumluluğuna düşen işleri yapıyor. Belediyelerimiz de kendi sorumluluğuna düşen işleri yaptığı gibi onun dışında da daha büyük gayretin içerisinde. Eğer bu gayreti engellerseniz bu vatandaşa ihanet etmiş olursunuz. Bu vatandaşı daha zor bir durumda bırakmış olursunuz. Değerli basın mensupları bugün İçişleri Bakanı talihsiz bir beyanda bulundu. Gerçekten çok üzüldük. Siz başka bir devlet mi oluşturmak istiyorsunuz diye bir ifade kullandı. Belediyelerimizin yardım toplamasının yöntemi olduğunu ve izin almadan bunları yaptığı için başka bir devlet kurmaktan bahsetti. Sayın Bakan, paralel devletin ne olduğunu, nasıl kurulduğunu gayet kendisi çok iyi bilir. Ve bunun nasıl oluştuğu kendisinde de vardır. Kimin içinde olduğu da bellidir. Biz paralel devletten şundan bundan anlamayız. Bizim için bir tane Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Bildiğimiz devlet bu. Başka bir devlet yok. Ama siz tabii niyetiniz başkaysa onu biz bilemeyiz. Sizin farklı paralelleriniz var. Ama belediye başkanlarımızın yapmak istediği sadece vatandaşlarımıza hizmet götürmek, yaşadığımız bu olağanüstü durum, olumsuz durumu ortadan kaldırıp gerçekten mağdur olan halkımıza yardımcı olmak. Ve kadir şinaslık içerisinde olan vatandaşımız bir şekilde tercihini de ona göre yapmalı. Siz vatandaşın tercihini önünü niye kesiyorsunuz? Belki size yardım etmeyecek, buraya yardım edecek, başka bir yere yardım edecek. Ha, bu farklı yerlere gider. Yasa dışı alanlara aktarılır falan diyorsanız siz devletsiniz. Elinizde her türlü yetkiniz var. Denetlersiniz, eğer bir suç unsuru varsa, yasa dışı bir uygulama varsa gereğini yaparsınız. Bu kadar basit. Kaldı ki belediyelerimiz topladıkları bu bağışları belediye bütçesine alacaklar ve belediye bütçesinden de aynı şekilde dağıtacaklar, harcayacaklar. Tamamen yasal bir süreç. Yani bir hesapta toplayıp sadece o hesaptan dağıtmayacaklar. Tamamen bütçeye alacaklar ve bütçeden dağıtacaklar bu bağışları ve belediyelerimiz kim ihtiyaç sahibi kim değil vatandaş ne durumda birebir bilen bu işin içinde olan kurumlarımız. O yüzden tekrar rica ediyoruz. Belediyelerimizin bağış çalışmalarını engellemeyin. Onların vatandaşlarımıza sağlayacağı bu katkıyı engellerseniz içinde bulunduğumuz durumu daha da zorlaştırmış olursunuz ve vatandaşımızı çözümsüz bırakmış olursunuz. Bu yüzden tekrar uyarıyoruz, tekrar rica ediyoruz. Bu yanlışa son verelim ve belediyelerimiz de bu bağışları toplayarak vatandaşımızı ulaştırsın, onların ihtiyaçlarını gidersin, içinde bulunduğu sorunları çözsün. Evet, teşekkür ediyoruz. Şimdi elbette şartlı bağış toplamak valilik oluruyla olur. Nedir şartlı bağış? Vatandaş size gelir der ki üzerine okul yapmak kaydıyla sana bu arsayı veriyorum der. Veya der ki ben sana bu parayı veriyorum sen şurada harca der. Yani bir şekilde yaptığı bağışı tarif eder ve o tarife göre de bağış yapılır. Bu meclis kararı olarak alınır. Meclis, meclisten karar çıkarılarak, meclisin onayını alarak olur. Ama şartsız bağış almak belediye başkanının yetisindedir. Valilikten alınan yetkiler o 2860 sayılı yasayla düzenlenmiştir. Belediyelerimiz bu kapsamda bu yardımları topla, toplamıyor. Bu kapsama giren dernekler, vakıflar, spor kulüpleri, gazete ve dergiler gibi bazı kurumlar. Sonuçta belediyelerimizin bu bağışları toplamasının yetkisini 5393'ten ve 5216 sayılı yasadan alıyor. İlgili maddelerinden alıyor. Bu e, genelgeye de tabii ki e, itirazlarımız yasal süreçte de gerçekleşecek. Evet, çok teşekkür ederiz.